Bundan 9 yıl önce biliyorsunuz Türkiye tarihinin en kitlesel katliamlarından biri yaşandı. 10 Ekim Ankara Gar katliamı. Bugün 9. yıl ve her yıl olduğu gibi yine yoldaşlarımızın, hayatını kaybeden 103 insanımızın mezarlar başında anmalar yapıyoruz. Bugün yine Mesut Mak ve Adil Gür yoldaşımızın mezarları başındayız. 9 yıl önce 10 Ekim'e baskı ve şiddetin arttığı bir dönemde girdik. Bu baskı ve şiddete, katliamlara karşı KESK, TMOB, TTB, DİSK öncülüğünde artık yeter, savaşlar son bulsun, barış hemen şimdi talebiyle Ankara'da kitlesel bir miting yapılması kararı alındı ve ülkenin her yanından binlerce, on binlerce insan bu mitinge katılmak için gittiler. İki IŞİD canisinin yaptığı canlı bomba saldırısıyla 103 insanımızı burada kaybettik. Yaralılara yardım etmeye çalışan yoldaşları, arkadaşları polis gazıyla karşı karşıya kaldılar. Dönemin başbakanı Davutoğlu bu saldırıdan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Elimizde İntihar bombacılarının listesi var ama eylem yapmadıkça onlara ulaşamıyoruz dediler. Sanki insanlarla dalga geçer gibi böyle bir açıklama yaptı Başbakan Davutoğlu. Yetmedi. Ankara katliamı sonrası kendi oylarının arttığını söyleyerek asıl dertlerinin ne olduğunu açıkça ortaya koydular. Mesut Mak yoldaşımız, Adil Gür yoldaşımız olmak üzere her insanımız, hayatını kaybeden 103 insanımız doğduğu topraklara götürüldü. Buradan hayatını kaybeden bütün insanlarımızı saygıyla andığımızı tekrardan belirtmek istiyoruz. Aslında bugün Orta Doğu'da ve bölgede yaşanan savaş, soykırım ve katliamlar 9 yıl önce emek ve demokrasi güçlerinin yaptığı bu mitingde ve hayatını kaybeden yoldaşlarımızın ne kadar değerli mücadele için yan yana geldiğini gösteriyorlardı. Barış talebinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyan bir çabaydı. O nedenle 10 Ekim sadece yoldaşlarımızı andığımız gün değildir. Bununla birlikte bölgede ve ülkede demokrasi ve barış mücadelesinin günü olmak zorundadır. Artık bundan sonra 10 Ekim bu barış mücadelesinin günüdür. Katliamı yaşayan biri olarak, tanıklık eden biri olarak burada sizlere seslenmek gerçekten büyük bir acı. O günü yaşayanlar o günün vahşetini, o günün manzarasını gördüler. Günlerce, aylarca, yıllarca hala o günün acısını, hüznünü yaşayan onlarca, yüzlerce insanımız var. 7 Haziran seçimleri Türkiye'de yeni bir başlangıçtı. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'deki sosyalistler, emekçiler, yurtseverler el ele vererek yeni bir aşamaya geçmişlerdi ve başarılı bir sonuçla çıkmışlardı. Bunu hazmedemeyen iktidar bu saldırılarla aslında kendisine yeni bir yol açmak istedi. 5 Haziran Ahmet mitinginde başlayan saldırı 20 Temmuz Suruç'taki katliamla devam ettirildi ve 10 Ekim katliamı bu sürecin devamı olarak tarihe geçti. Ve ardından 7 Haziran seçimlerinin meşru olmadığı, yenilgiyi kabul edemeyen iktidar tekrardan DEM Parti'nin başarısını hiçe sayarak 1 Kasım seçimlerine gitti ve ardından DEM'e yönelik saldırılar ve eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin tutuklanmasıyla başlayan bir süreç oldu. Şüphesiz o sürecin tamamı Türkiye tarihinde, dünya tarihinde yerini almıştır. Bugün yeni bir adım atmak isteyenlerin öncelikle bu tarihlerle yüzleşmesi gerekiyor. Bu tarihlerdeki rolleri, oynadıkları misyonun ne olduğunu açıklamaları gerekiyor. Bu katliamda rol oynayan, mimarlık yapan, uygulayan, uygulatanların açığa çıkarılarak
halklara hesap verilmesi gerekiyor. Adalet önünde hiçbir sonucun çıkmayacağını geldiğimiz aşamada biliyoruz. Çünkü bunu Suruç katliamında gördük. Aileler yargılanır duruma geldi. Yani adalet arayanlar bugün yargılanan durumdalar. Yine Gar katliamında da onlarca insan davaya sahip çıktığı için, adalet aradığı için kendi haklarında davalar açıldı. Adalet yerine getirilmedi. Hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı ve bu suçun failleri cezalandırılmadı. Sonrasında sağaltıcı önlemler alınmadı. Yani travma yaşandı. Hem aileler hem de toplumun çok büyük bir bölümü. Ben Ankara'da yaşıyordum. Ankara patlamasından bir yıl sonra Gar ve civarı aslında tarihi olarak iyi bir yerler ve insanların gidip geldiği yerdi ve orası artık bize yasaklı bir hale geldi. Neden? Çünkü bu travmalar atlatamadık, şimdi doğrusu söylemek gerekirse. Bunu atlatabilmek, sağlayabilmek hem bizim hem ailelerin hem de yakınların hem Türkiye kamuoyunun sağlayabilmesi için sağaltıcı hiçbir önlem alınmadı. Ya bizim burada saldırılara hedef olmamızın temel nedeni etnik kimliğimiz, aidiyetimiz değildir. Biz devrimci olduğumuz için, solcu olduğumuz için bir hedefi burada saldırılara hedef olduk. Ve dolayısıyla bunu solcu olarak sorgulamamız gerekiyor. Siz bizim barış isteyen çocuklarımızı bu meydanda neden öldürdünüz diye sorgulamamız gerekiyordu. İşte biz şimdi burada bu anmaları gerçekleştirirken barış için orada ölen kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı neden öldürdünüz diye soruyoruz ve asla bunu unutmamamız gerekiyor. Bununla birlikte yoldaşlarımızın yürüttükleri mücadeleler, barış mücadelesini yükseltip onları bu mücadele içerisinde görevimizi biz de böylece yerine getirmiş olacağız.